başlayacak bugünden itibaren. Bugün son ders zili çalacak. Ardından öğrenciler bir hafta tatilde olacaklar. Bu süreç öğrenciler için de zorlu geçti. Okuldan uzaktalar, belirli kısıtlamalar var ama kurallara da uyarak bu ara tatil nasıl geçirilmeli? Öğrenelim şimdi. Hemen sözü muhabirimiz Melis Bakangöz'e bırakıyoruz. Melis'in yanında bir de konuğu var. Pandemi sürecinde çocuklar evde kalmış, uzun bir eğitime ara vermişlerdi ve şimdi Eylül ayı itibariyle okul başlamıştı. Bugün haftanın son günü, 18 milyon öğrenci bugün itibariyle ara tatile girecek. Biz de bugün 8. sınıf öğrencileriyle birlikteyiz. Sınıfta maskeye, mesafeye dikkat ediliyor ve gördüğünüz üzere birer sıra boşlukla oturuluyor. Hemen arkadaşımıza soralım. Merhabalar, isminiz nedir? Merhaba, adım Kaan, soyadım Bahadır. Peki ara tatil için ne hissediyorsunuz, neler yapacaksınız? Öncelikle ara tatili için birinci dönemde olan açıklarımızı kapatmaya çalışacağız. Açıklarımızı kapatıp bol bol soru çözeceğiz. Bir de siz LGS'ye hazırlanıyorsunuz. Evet. Pandemi sürecinde bu hazırlık nasıl geçti? Yani diğer senelere göre biraz daha değişik bir sene olduğu için tabii, ama bu ortama da ayak uydurduk yani kısa sürede. Ara tatile LGS'ye de çalışacak mıyız? Evet. Peki, hemen bu arkadaşımıza da soralım. İsminiz nedir? Dilber. Soy ismim Kerim'le. Peki Dilber'cim, ara tatilde neler yapacaksın? Ders çalışacağım. Birinci dönemde tam anlamadığım konuları tekrar etmeye çalışacağım. Peki LGS hazırlıkları nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Peki, o zaman iyi tatiller dileyelim size. Dediğimiz gibi 18 milyon öğrenci bugün itibariyle ara tatile girecek ve 8. sınıf öğrencileri de aynı zamanda LGS'ye hazırlanıyor. Burada da online ders eşit zamanlı olarak devam ediyor. Şimdi yayın konuğumuz Ece Özel, rehber öğretmeni. Ece Hocam, peki öğrencilerimiz bugün itibariyle ara tatile girecekler. Neler yapmalılar? Ara tatilde ne gibi önerilerimiz olur? Evet, ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilerimiz için 16-20 Kasım arasında birinci ara tatilimiz başlıyor. Bugüne kadar kademeli olarak eğitimimiz hem yüz yüze hem karma eğitim sistemiyle ve uzaktan eğitimle devam etti. Tabii bu süreç hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz için çok yorucu geçti. Bütün gün bilgisayar başına bakmak, televizyona bağımlı şekilde kalmak, fiziksel aktivitelerin kısıtlanması ve öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla iletişim kuramamaları onların ruh sağlıklarını da olumsuz etkilemiş durumda. Tüm veli ve öğrencilerimize önerilerimiz yine pandemi şartlarına uygun olacak şekilde mesafeyi koruyarak, maske kullanarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek açık hava etkinlikleri planlayabilirler aileleriyle birlikte. Tabii bu süreci ailelerin çocuklarıyla birlikte planlaması onlar için daha da sağlıklı olacaktır. Yine sevdikleri kitap, dergilere yönelebilirler. Yine eğer ilk dönemden bugüne kadar olan eğitim döneminden açıkları varsa özellikle sınav gruplarımız için yani 8. ve 12. sınıflarımız tekrarları yapabilirler. Ama onun haricinde dediğim gibi şu an aslında ilk önerimiz öğrencilerimizin hem rahatlıkla iletişim kurabileceği fiziksel aktiviteleri de planlayarak açık hava etkinlikleri düzenlemeleridir. Peki hocam, aynı zamanda çok monitör başında vakit geçirdiler bu süreçte. Bununla ilgili ne önerirsiniz? Bu süreçte bir haftalık tatil sürecinde olabildiğince uzak kalmalarını öneriyoruz. Dediğimiz gibi biraz daha sevdikleri aktiviteler yine pandemi kurallarına uygun olacak şekilde sosyal etkinlikler, açık hava etkinlikleri planlamalarını öneriyoruz öğrencilerimiz için. Peki, az önce de söylediğimiz gibi 2 aylık ara tatil, 2 aylık eğitim sürecinin ardından bugün 18 milyon öğrenci ara tatile giriyor. Biz de 8. sınıf öğrencileriyle birlikteydik. Yayın konuğumuz rehber öğretmen Ece Özel'di diyelim ve sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.